bir tuğla çoğu evin, apartmanın en küçük yapı taşı. Bu ise bir atom modeli. Ortada proton ve nötronlar var. Çevresinde elektronlar dönüyor. Elektronlar burada göründüğü gibi değil, çok hızlı. Elektronların çekirdek etrafındaki dönüş hızı saniyede 2200 kilometre. Korkunç bir hız. Eğer ben bu elektronların sırtına binebilsem dünyanın çevresini 18 saniyede dönerim. Şu tuğlanın da yapı taşı, benim de yapı taşım, havanın da yapı taşı, yeryüzü ve gökyüzündeki her şeyin yapı taşı atomlar. Atomların küçüklüğünü anlamak kolay değil. Şöyle bir düşünce deneyi yapalım. Size söyleyeceğim şeyi hayal edebilecek misiniz? Bu bir dikiş iğnesi. Bir fili hayalen bunun deliğinden geçirmeyi deneyin. Evet, çok zor değil. Hayal edilebilir bir şey. Peki bir de şunu deneyin. Burası İstanbul. Kadıköy semti. Kadıköy'ü biraz genişletirsek nüfusu 700 bin olur. Bu 700 bin insan yan yana dizilse, omuz omuza dizilse kaç kilometre uzunluğunda bir insan şeridi olur? Her insanın omuz genişliğini 70 santim kabul edersek 490 kilometre uzunluğunda bir insan şeridi olur. İnsanlar İstanbul'dan itibaren yan yana dizilse uzunluk Ankara'yı bile geçer. Şimdi hayalen bu 490 kilometreye yan yana dizilmiş insanları küçültelim. O kadar küçültelim ki bu insanlar bir saç telinin genişliği içine sığsın. Dümdüz bir şekilde. 700 bin insan saç kalınlığında bir alana sığıyor. Her insanı atom kabul edip küçültüyoruz. 700 bin atom yan yana dizilse bir saç teli kalınlığında oluyor. Ve o sebeple de atomları görmüyoruz. Dünyanın en büyük bilgisayar teknolojisine sahip firmalarından biri IBM. En önemli araştırma alanları bilgi depolama. Hesaplama ve veri depolama yapmak için atomları nasıl kullanabileceğimizi araştırıyoruz. Gençler de teknolojiye merak uyarmak için atomları kullanıp kısa bir film yapmak istediler. Bunun için molekülleri teker teker hareket ettirmeleri gerekti. Bu animasyonu yapmak için molekülleri teker teker hareket ettirerek küçük bir resim çiziyoruz. Ve bu resmi kaydedip bir sonraki kareye geçerek bir hikaye anlatmaya başlıyoruz. Bu zor iş için olağanüstü mikroskoplar lazım. Bu filmi yapmak için 2 adet taramalı tünelleme mikroskobu kullanıyoruz. Mikroskoplar karbon monoksit moleküllerini 100 milyon kat büyüttü. Görüntü bu kadar büyüyünce ne görünüyor? Hiçbir şey. Saniyede 2200 kilometre hız yapan elektronlardan hiçbir şey görünmez. Maddeyi yavaşlatmak lazım. Bunun için soğutmak gerekiyor. Eksi 260 santigrat derece sıcaklıkta çalışıyoruz. Bunu atomların hareketsiz kalması için yapıyoruz. Ve bu moleküller 1 nanometre uzaklıktan bakır bir iğne ile hareket ettirildi. Şimdi tüm bu karbon monoksit moleküllerinden oluşan adamı görüyoruz. Çekilen kareler birleştirilince ortaya 1,5 dakikalık dünyanın ilk atom filmi çıktı. Birazına bakalım. Sonuç olarak tek tek atomlarla bir molekül inşa etmek şimdilik imkansız, mümkün görünmüyor. Yapılan iş hareketli bir film değil, sadece fotoğraflarla oluşturulmuş bir film. Atom ve atom altı dünya o kadar kompleks ki, şöyle anlatayım. Dünyanın en büyük bilim merkezlerinden biri CERN, İsviçre'de. Bu bilim merkezinde 70 yıldır atom üzerine incelemeler yapılıyor. Şu an 5000 bilim insanı bu konuda araştırmalar yapıyor. Ama hala atom ve atom altı dünyanın gizemi tamamıyla çözülemedi. Yaratıcı kudret nedir? Yaratıcı kudret, bu akıl almaz derecede küçük atomlarla inşaat yapabilmek demek. Tüm atomlar aynı malzemeden. Proton, nötron ve elektron. Mesela karbon atomu ile helyum atomunu karşılaştırayım. Sadece sayısal farklılık var. Karbonda 6 proton, 6 nötron ve 6 elektron var. Helyumda ise hepsinden ikişer tane.
tek bir şeyden çok şey yaratılıyor. 118 elementin hepsi aynı fabrikanın ürünü. Hepsi aynı malzemelerden oluşturuluyor. Sadece sayısal farklılıklarla, biçimsel farklılıklarla akıl almaz derecede rengarenk bir evren inşa edilmiş, yaratılmış. Elektronlar saniyede 2200 km hızla dönüyor. Milyarlarca yıldır bu korkunç hıza rağmen aynı düzeni sürdürüyorlar. Kaos ve karmaşa yok. Atomlarda kaos olsaydı, düzen ve disiplin olmasaydı yeryüzünde hayat 3-5 saniyede biterdi. Atomlara, moleküllere şu an benim elle müdahale ettiğim gibi dokunma imkanı yok. Eklemek, çıkarmak, bağlamak, tek tek dokunmak mümkün değil. Atomlara böyle müdahale edebilseydik şu an nadir bulunan elementleri kolayca inşa edebilirdik. Bu civa atomu bağlı bir element değil, 80 protonu var. Bu 80 protonu 79'a düşürdüğümüz anda bu element artık altına dönüşmüş oluyor. Böylece altını imal edebilirdik. Civanın çekirdeğinden bir proton eksiltebilsek ortaya altın çıkacak. Platin elementi. Atom numarası 78. Bir proton ekleyebilsek 79 olur ve yine altını elde etmiş oluruz. Bu işleme nükleer transmutasyon deniyor. Protonların sayısını azaltmak veya yükseltmek için çok yüksek enerjili nükleer reaksiyonlar gerekiyor. CERN gibi bilim merkezleri gerekiyor ama tehlikeli. Moleküler yapılara böyle müdahale edebiliyor muyuz? Direkt müdahale etmek veya üretmek mümkün değil. Bu moleküler yapılar ilaç sanayinde kullanılıyor. Hepsi çok kritik. Kendimiz üretemediğimiz için doğadan, tabiattan bulmak zorundayız. Bazı örnekler. Bu heparin. Sadece sığır bağırsaklarından elde edilen bir kimyasal. Tıpta kan pıhtılaşmasını önleyici olarak kullanılıyor. Bir sığırın midesinde yaratılan kimyasalı hiçbir laboratuvar sentezleyemiyor. Dioxin, yüksük otu bitkisinden elde ediliyor, kalp yetmezliği ve aritmi tedavisinde kullanılıyor. Paclitaxel, porsuk ağacı kabuğundan elde ediliyor. Meme, akciğer ve yumurtalık kanserlerinin tedavisinde, kemoterapide kullanılıyor. Kopyası mümkün değil. Artemisenin, Çin tatula bitkisi yapraklarından elde ediliyor. Sıtma tedavisinde kullanılıyor. Bir ağacın kabuğunda veya bir bitkinin yaprağında yaratılan, üretilen bir kimyasal kopya edilemiyor. Yılan zehri çok tehlikelidir. Kısa sürede öldürebilir. 1960'larda Brezilyalı farmakoloji uzmanı Sergio Henrik Jararaco yılanı tarafından ısırılan bir tansiyon hastasının iyileştiğini görüyor. Araştırınca yılanın zehrinde keptopril adı verilen bir maddeyi buluyor. Daha sonra bu madde yüksek tansiyon ve kalp yetmezliği ilaçlarında kullanılmaya başlıyor. Bu madde insanın kanına karıştığında çok kısa zamanda ölüme sebep oluyor. Ama aynı madde ölçülü kullanıldığında tedavi ediyor. Barbori isimli yılan. Bu yılanın zehrinde FTP betait maddesi var. Kalp krizi tedavisinde kullanılıyor. Trombositlerin birbirine yapışmasını engelleyerek pıhtı oluşumunu önlüyor. Yılanın zehri burada imal ediliyor. Buradaki zehir bezlerinde. Bu ise bir yılan robotu. Başında bir laboratuvar kurmayı hayal edin. Saydığım birbirinden kompleks kimyasalların formülleri bunlar. Dikkatli bakınca ne görüyorsunuz? Neredeyse hepsi aynı elementlerden oluşuyor. Aynı atomlarla eşsiz ve kopya edilmesi mümkün olmayan sanat eserleri. Yeryüzünde bu molekül yapılarını inşa edecek bir laboratuvar yok. Diyelim ki bugünden itibaren 100 yıl geçti. ...2124'e geldik. Teknoloji çok ileriye gitti. Bir de baktık ki bu kimyasallar laboratuvarlarda sentezlenebiliyor. Bu neyi değiştirir? Bu, insanlığın 2500 yıllık bilim birikimiyle Allah'ın sanatının ancak imitasyonlarını başarabildiğini gösterir.
Muhtemelen o gün bazı bilim insanları bu kimyasallarla Nobel ödülleri alır. Ama o gün bile bazıları bu kimyasalları bir hayvanın midesinde, bir bitkinin yaprağında yaratabilme gücünü görmezden gelmeye devam eder. Bazıları işte biz de yapıyoruz, demek ki doğa milyarlarca yılda yapmayı öğrenmiş demeye devam eder. IBM kısa filminin sonunda ihtiyacımız olan şeyi tek kelimeyle özetliyor.